Efendim akşam haberlerine devam ediyoruz. Bu bölümde özel okulları konuşacağız. İki de konuğumuz olacak. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel bizimle birlikte olacak. Ve aynı zamanda eğitim yöneticisi Burak Kılanç bizlerle birlikte. Ekranda da şu an görüyorum konuklarımı. Hoş geldiniz diyorum efendim öncelikle her ikinize de. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Hoş bulduk. Sayın Taşel sizinle başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel okul zamları ile ilgili bir açıklamada bulundu. %36 olacağını açıkladı. Şimdi akıllara da çok fazla soru geliyor. Her okul acaba bu oranı uygular mı? Kendi zam oranını belirleyebilir mi? Bunun altında ya da üstünde açıklanabilir mi? Sizden dinleyelim dilerseniz bu soruyla başlayalım. Devam edeceğiz sonra. Evet, şimdi okullar için açıklanan Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu zam sınırı bütün okulların riayet etmesi gereken bir sınır. Ama okullarda eğitim öğretim ücretleri için geçerli olan bir durum bu. Biliyorsunuz okulların yemek ücretleri ve servis ücretleri var. Bunlar da kendi mecralarında artış oranları gösterecek. Şimdi tabii olaya şöyle yaklaşmak lazım. Bildiğiniz gibi eğitim öğretim işi özel okullarda da devlette de insan yoğun bir iş. Neredeyse özel okullar gelirlerinin %55-60'lık bölümünü insan kaynağına harcıyor. İşte asgari ücrette meydana gelen %50'lik zam, arkasından memur maaşlarında meydana gelen zam, bütün bunlar düşünüldüğünde biz okullar olarak %36 zam uyguladığımızda aslında belki de okul başa baş gelecek. Yani eğitim yatırımcılarının aslında bu sene kar etmek gibi bir niyeti de imkanı da yok. Ama önemli olan ülkemizin bu ekonomik darboğaz içerisinde en iyi kararları vermesidir. Bizim amacımız burada şu: bir, velilerimiz mağdur olmasın. Yani gelirleriyle çocuklarını okula devam ettirebilsinler. İki, öğretmenlerimiz enflasyon karşısında aldıkları maaşlarla kendilerini koruyabilsinler. Üç, okul kalitesinden taviz vermeyelim. Yani aynı eğitim daha ucuza da yapılabilir ama o zaman okul kalitesinden taviz vermeniz gerekir. Biz okullarımızın kalitesinden de taviz vermeden bu işi yürütmek istiyoruz. Çünkü özel okullar Türkiye'de sadece özel okula gelen çocukların değil, bütün eğitim sisteminin öncüsüdür. Metotlarıyla, yabancı dil öğretimiyle, teknoloji kullanımıyla Türkiye'deki bütün eğitim kurumlarına örnek olmakta, onlarla işbirliği içerisinde olmaktadır. Dolayısıyla özel okullardaki herhangi bir kalite düşüklüğüne asla izin vermemek gerekir. Biz bu üç hedefi gerçekleştirmek adına hem velilerimizi kollayacağız, hem öğretmenlerimizi enflasyon karşısında kollayacağız, hem de okullarımızın kalitesini düşürmemek adına büyük bir çaba göstereceğiz. Ya bu bizim için, okul kurucuları için, okul yöneticileri için bir yerde feda yılı gibi. Zaten pandemi döneminde de biz aynı pozisyondaydık. Şimdi bu yılda bunu bir geçiş yılı olarak kabul ediyoruz ve inşallah hem öğrencilerimize, hem velilerimize, hem de okul kalitemize zarar vermeden bu süreci atlatmak istiyoruz. Şimdi az önce açıklanan %36'lık artış oranı aslında maksimum, yani olabilecek en fazla tabii artış ki olarak belirlendi. Yani bunun altında da yapılabilir okullar tarafından. Hem okulları, siz de az önce söylediniz çünkü eğitim kalitesi çok önemli, hem velileri, siz de bahsettiniz yine. Şimdi asgari ücrete zam geldi ancak özel okul velilerinin bazıları, hani devlet memuru olmayanlar da var, aynı oranda artışı kendi gelirlerinde görmüyor olabilirler ve en istemediğimiz şey de herhalde bir öğretim yılının ortasında ya da devamında öğrencinin okuldan alınması. Çok kötü bir durum gerçekten. Okul içinde, veli içinde, çocuk içinde. Velileri hem de öğretmenleri aynı zamanda enflasyona koruyacak kadar mağdur etmeyecek bir oran talep edilmişti daha önce. Bu üç unsur, siz de aynısından bahsettiniz. Bunların üçüne de baktığımızda %36'nın altındaki bir rakam bunları karşılayabilir mi? Ya da %36 bunu tam olarak karşılıyor mu? Onu netleştirmek istedim. Şimdi biz zaten %36 konusunda bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamadan dolayı onu üst sınır olarak kabul ediyoruz.
Ancak okulların içerisinde masrafını bundan daha aşağı kısabilecek olanlar varsa tabii ki kendi bütçeleri oranında daha düşük zamlar da yapabilirler. Ama ben gözlemlediğim kadarıyla yaklaşık Türkiye'deki okulların %70'i bize üye kurumlar. Onlarla yaptığım görüşmelerde de ancak bu oranların kurtarabileceğini düşünüyoruz biz de. Bu oranlarda bir artış yapılırsa bahsettiğimiz üç unsurun zarar görmeyeceği bir artış olur diye düşünüyoruz. Yani bunun altında kalan okullar bunlardan birinden taviz vermek zorunda kalır. Özellikle kaliteden taviz vermek zorunda kalır. Tabii burada bir şey daha var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'de yabancı dille eğitim yapan okullar da var. Bu okulların biraz daha durumları sıkıntılı. Çünkü bunlar öğretmenlerinin önemli bir bölümünü yabancı öğretmen olarak çalıştırıyorlar. Native öğretmen olarak çalıştırıyorlar. Ve bunların maaşları da genelde dövize endeksli gibi görünüyor. Onların durumu biraz daha dikkat gerektiriyor, sıkıntılı. Ama dediğim gibi biz özel okullar olarak okullarımızın kalitesini düşürmeden bize tahsis edilen bu artışla bu yılı en güzel şekilde geçirmeye gayret edeceğiz. Zaten aslında şu anda ilan edilen ücretler tam 18 ay sonrasını da kapsıyor. Biz daha gelecek yıla Eylül'de başlayacağız. Biz daha bu yılın ortasındayız. Dolayısıyla şu an telaffuz ettiğimiz rakamlar, yani %36'lık artış 18 ay sonraya kadar devam edecek olan bir ücret politikasıdır. Bu nedenle bunun altında kalmak çok da mümkün olmayacak. Ama dediğim gibi özel okullarımız velilerini gözetmeliler, gözetecekler zaten. Onlarla çok sık toplantı yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla da çok sık görüşüyoruz. Hakeza dün de bu anlamda görüşme yaptık. Yani el birliğiyle ülkemizin çocukları için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Eğitimin resmisi özeli olmaz. 18 milyon çocuğumuzu dünyayla yarıştırmak için gayret ediyoruz. Dolayısıyla biz bu çabanın içerisine elimizi taşın altına her zaman koyduk. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz inşallah. Sayın Teşar, şunu da çok merak ediyorum. Onu da sormak isterim. %36'nın üzerine çıkan bir okul olursa, mesela yabancı dille eğitim veren ve öğretmenlerine döviz bazında ödeme yapan okullardan bahsettiniz. Buna karşı uygulanacak bir yaptırım var mı ya da olabiliyor mu? Bunu da size sormak isterim. Tabii ki bu sınırları Milli Eğitim Bakanlığı belirler ve Türkiye'deki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Nasıl resmi okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıysa özel okullar da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Dolayısıyla bunun aksi bir istikamette işlem yapacak olan okulumuz olmaz diye düşünüyorum. Peki. Ancak dediğim gibi burada amaç kaliteyi korumak. Biz de bu kaliteyi koruma konusunda kararlıyız. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Teşar. Şimdi Burak Lanç'a da dönerek sormak istiyorum aynı şekilde. Bu açıklanan rakamlar hakkında Burak Bey, siz neler düşünüyorsunuz? %36'lık artış sizce hem eğitim kalitesini, hem öğretmenlerin enflasyona karşı korunmasını, hem de velilerin çocuklarını okullarından almamaları için, benim hep aklıma o seçenek geliyor nedense. Çünkü gerçekten yüksek rakamlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin de görüşlerinizi almak isterim. Evet, Meltem Hanım, İbrahim Hocam, size de iyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi öncelikle neden biz bu eğitim öğretim ücretlerindeki artışı bugünlerde konuşuyoruz? Çünkü tüm özel okullar bir sonraki eğitim öğretim yılının erken kayıtlarını bu dönemde başlatırlar yavaş yavaş. Onun için biz şu anda esasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ücretleri belirlenirken bu seneki ücretlerden ne kadar artacağıyla ilgili konuşuyoruz. 3 Ocak'ta İstanbul Ticaret Odası'nda yine İbrahim Hocam da vardı. Özel okul temsilcileri bir araya gelmişlerdi. Özel okulların geleceğiyle ilgili bir ortak akıl toplantısı yapılıyordu. Ve o gün de TÜİK verileri açıklanacaktı. Herkesin ortak akıl toplantısında olmakla birlikte aklının bir tarafı da TÜİK verilerindeydi. Ve açıkçası orada üfe tüfe verileri açıklandığında %63'lere kadar çıkabilecek mevzuatın işaret etmiş olduğu üst sınır hesaplanmıştı. Tabii başka bir hesaplama yöntemine göre de %36 öngörülüyordu.
Açık söylemek gerekirse İbrahim Hocam'ın da söylediği gibi özel okulların beklentisi üst sınırın %36'nın birazcık daha üzerinde olması yönündeydi. Ancak bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla tartışmalar bitti. %36 artık bununla yaşayacağız. Şimdi tabii burada İbrahim Hocam 3 boyuttan bahsetti. Yani bu işin bir okul boyutu var. Çünkü okulun işlemesi lazım. İşin öğretmen boyutu var. Çünkü okullar maaş ödüyorlar öğretmenlere. Artı bir de işin veli ve öğrenci tarafı var. Veliler de okula para ödeyecekler. Şimdi %36 bir defa şu anlama geliyor. Özel okullar öğretmenlerine verebilecekleri maaş artışında en fazla %36'ya kadar gidebilecekler. Matematik bunu gerektiriyor. Çünkü yine biraz evvel bahsi geçtiği gibi özel okulların giderlerinin çok büyük bir kısmı öğretmen maaşlarıdır, çalışan maaşlarıdır. Bir başka ifadeyle öğretmenlerin maaşlarının %36'dan fazla artmasını beklememeliyiz. %36 baktığımızda hani açıklanan enflasyon oranları, beklenen enflasyon oranları düşünüldüğünde veliler için bence kabul edilebilecek bir artıştır. Tabii okulların baktığımız zaman şöyle bir sıkıntısı var. Elektrik, doğalgaz, kırtasiye yani operasyonları için işletme maliyetlerinde mutlaka daha yüksek oranlarda artışlar olacak. Bir başka ifadeyle evet hocamın da söylediği gibi bir feda yılı ama bu fedayı tüm tarafların yapması lazım. Yani veli de kendisince evet. biraz fedakarlıkta bulunacak. Öğretmen de kendisince biraz fedakarlıkta bulunacak. Okul da biraz fedakarlıkta bulunacak. Neden? Çünkü öncelik eğitimin kalitesi ve öğrenci. Bizim öğrenci odaklı olmamız gerekiyor. Ancak burada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bence bir dördüncü boyut daha var. O da devlet. Yani eğer taşın altına veli, okul, öğretmen taşın altına el koyuyorsa devletin de taşın altına el koyma noktasında KDV oranları ile ilgili çalışma yapması söz konusu olabilir. Ben de o konuya yani, gelecektim çünkü pek çok tüketimde pek çok maddede yapılıyor, pek çok üründe yapılıyor. Belki bu da söz konusu olabilir çünkü baktığımızda aslında özel okullar devlet okullarının da bir yükünü almış oluyor diye düşünüyorum Sayın Kılanç. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Çok yani haklısınız. Hem sayı olarak hem de kalite olarak yani devlet okullarımızın da esasında çok kıymetli öğretmenleri, çok kıymetli süreçleri, çok önemli başarıları var. Ancak özel okullarımızın içinde de özellikle bazıları gerçekten çok örnek işler yapıyorlar. Bu anlamda da bence özel okulları da bir kenara atmamak gerekiyor, desteklemek gerekiyor. Bu bir takım oyunu. Yani eğer biz bu ülkenin gençliğini şu anda yetiştirme gayreti içindeysek, devlet okulları ve özel okullar hep birlikte bu başarıyı açıkçası gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Öyle olduğu için devlet yani okulların da korunması lazım, velinin de korunması lazım, öğretmenlerin de korunması lazım. Özellikle devletin KDV oranlarını düşürmeyle ilgili bir kararı olursa bu gerçekten özellikle veli tarafındaki baskıyı biraz rahatlatacaktır diye ben şahsen düşünüyorum. Evet, dördüncü boyut gerçekten önemli. Şimdi bu konuda Sayın Taşer'e de dönüp sormak istiyorum. KDV oranları ile ilgili herhangi bir konuşma yapıldı mı? Sonuçta hem velilere yansıyacak olan bir KDV'den bahsediyoruz. Bir de Sayın Kılanç da bahsetti az önce. Okulların hiç kimse okula gitmese bile yapmak zorunda olduğu bazı harcamalar var, operasyonel giderler var. Belki o giderlerin üzerindeki KDV'den de bir indirim sağlanarak özel okullar desteklenebilir. Çünkü şunu biliyoruz ki özellikle pandemi sürecinde çok zor durumlar yaşayan özel okullar da oldu. Hani bu sıkıntılarının yükünü birazcık alabilmek adına buna yönelik herhangi bir girişim var mı ya da konuşuldu mu? Evet, elbette bu konuda girişimlerde bulunuyoruz biz dernekler olarak, özel okul dernekleri platformu olarak girişimlerde bulunuyoruz. Bakanlığımızın da bu konuda çalışmaları var. İnşallah bu KDV düzenlemesinde bu tarzda bir düzenleme bekliyoruz. Aslında pandemi döneminde velilerimize bu imkanı devletimiz sağladı. Yani %8 olan KDV %1'e düşürülmüştü ve velilere biz o zaman KDV'li ücret aldığımız için geri kalan bu %7'lik kısmını iade ettik. Şu an kayıt dönemi yeni başlıyor. Bu konuda verilecek karar daha erken verilirse öğrenci kayıt olurken en azından KDV'siz olarak kayıt olmuş olur. Yani kitapta nasıl KDV kaldırıldıysa ben eğitimdeki KDV'nin de kaldırılmasından yanayım. Hep görüşlerimizi bu anlamda ifade ettik. Çünkü bizim özel okullar olarak okuttuğumuz herhangi bir öğrenci
devletten bir öğrenciyi eksiltiyor. Yani resmi okullardan bir öğrenciyi eksiltiyor. Yükünü alıyor yani değil mi? Diyelim, normal okulların yükünü azaltıyor. 20 kişilik sınıf 19 kişiye düşüyor bir kişinin özel okula geçmesiyle. Böylece öğretmen başına, sınıf başına düşen öğrenci sayısı azalıyor. Ve 1,5 milyon öğrenci böylece ailelerinin ekonomik katkılarıyla okuyor. Devletin bu çocuklara bir de KDV uygulaması bence doğru değil. Dolayısıyla KDV uygulamasında da devletimizden bir beklentimiz var. Tabii bunlar ekonomik koşullar içerisinde değerlendirilecek. Ama bakanlığımıza da, Cumhurbaşkanlığımıza da bu konudaki görüşlerimizi sürekli bildiriyoruz. Böyle bir katkı da olursa o zaman yük biraz daha hafiflemiş olacaktır ailelerin üzerinde. Bu anlamda da bir destek bekliyoruz yani biz de devletimizden. Peki Sayın Kılanç, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Başka bir konuya geçeceğim, o yüzden son bir kez sormak istedim size de. Tabii İbrahim Hocam'ın söylemiş olduğu konu önemli biraz evvel. O da yabancı dil derslerinde özellikle ya da yabancı dil yürütülen bir takım derslerin öğretmenlerinin yabancı para cinsinden endekslenen maaşları da bazı okullarımızı sıkıntıya sokabiliyor. Öyle olduğu için hani devletimizin okulların sürdürülebilir olmasıyla ilgili alacağı her türlü karar, velilerin aile bütçesini rahatlatacak yönde aldığı her türlü karar açıkçası eğitimle ilgili kalitenin sağlanması ve kaliteden taviz verilmemesiyle sonuçlanacaktır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Taşar, bir de şunu sormak isterim size. Milli Eğitim Bakanlığı'nda buradaki toplantıda okullardaki COVID vakaları hiç gündeme geldi mi? Bu konuyla ilgili kapanmaya ya da önlemlere ilişkin herhangi bir simülasyon paylaşıldı mı? Şimdi bu konuyu da konuştuk. Tabii biz eğitimle ilgili birçok konuyu konuşuyoruz. Bakanlığımız bu konuda gerçekten bütün hatlarıyla bizimle istişare içerisindedir. COVID vakalarıyla ilgili bakanlığın bu ilki tutumunu biz de çok destekliyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'de 850 bin sınıf var. Bunların içerisinde en fazla 20 bin tanesinde COVID vakası olabiliyor. Dolayısıyla biz de bu sınıfları belli aralıklarla kapatarak bu problemi çözmüş oluyoruz. Hem resmi okullarda hem de özel okullarda aslında COVID'den dolayı eğitimin, öğretimin geri bırakılmasına hiç gerek yok. Bakanlığımızın bu konudaki kararlı tutumunu biz de aynı şekilde destekliyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Hem hijyene dikkat ediyoruz. Hem çocuklarımızın herhangi bir tanesinin başına bir şey gelmemesine, öğretmenlerimizin korunmasına dikkat ediyoruz. Aşı oranı da öğretmenlerimizde oldukça yüksek. Bu nedenle bence okulların açık tutulması çok doğru bir karardır. Zaten biz bu sıkıntıyı geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Dünyada birçok ülkenin okulları tam kapasite açıkken biz okullarımızı kapattık. Dolayısıyla bunun oluşturduğu bir eksiklik de var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı hem bu eksiklikleri gidermek hem de eğitime kesinti yapmamak üzere gayret sarf ediyor. Biz de özel öğretim kurumları olarak bu kararın arkasındayız. Peki Sayın Kılanç, size de sorayım. Geçtiğimiz yıl, hatta onun da öncesinde yaklaşık bir buçuk yıllık bir kapanma oldu. Buradaki eğitim kaybının nasıl karşılanacağına dair önerileriniz var mı ya da neler yapılabilir? Belki devletin bir önlem alması lazım, okulların ayrı ayrı mı alması lazım bilemiyorum ama siz de bir eğitim yöneticisi olarak neler önerirsiniz, duymak isterim. Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Hani eğitim bilimde, pedagojide sarmal yöntem diye bir yöntemden bahsedilir. Yani siz esasında sürekli olarak böyle işte hani bir konuyu diğer konunun üzerine koyarak gitmezsiniz. Tekrar edersiniz. Pekiştirirsiniz. Öyle ilerlersiniz. Hatta bazen işte ilgili anne babaysanız ya çocuklar bunu geçen sene de okumuşlardı, bu sene de okuyor diye tespit edebilirsiniz. Bu esasında eğitim biliminde bilinen, çokça da uygulanan bir yöntem. Öyle olduğu için eğitim kayıplarının ciddi bir yaklaşımla telafi edilmesi mümkündür okullarda. Bununla ilgili bir kaygısı olmasın velilerimizin. Kaldı ki biz tabii bu sene yüz yüze eğitime başladığımızda o 1,5 senelik vermiş olduğumuz aranın handikaplarını yaşadık. Hep birlikte yaşadık. Yani okul yöneticileri yaşadı, öğretmenler yaşadı, veliler yaşadı, çocuklar yaşadı. Açıkçası acemileşmişiz biz yüz yüze eğitimle ilgili ama hızlı bir toparlanmayla
ilerlemeye başladık ve devam ediyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Okullar elbette en son kapanacak yerlerdir. Okullar belki de en sağlıklı yerlerdir. Ancak eğer oturalım, doğru konuşalım, özellikle İstanbul'da okullarda ciddi sayıda vaka vardır. Ama bu yönetilebilmektedir. Yalnız şunu söyleyeyim, gerçekten eğitim öğretimi şu anda sürdürmek o kadar da kolay değil. Çünkü hasta olan öğretmenler olabiliyor, pozitif olan öğretmenlerin evde kalması gerekiyor, boş geçecek derslerin doldurulması gerekiyor, öğrencilerin sıkı takip edilmesi gerekiyor. Şu anda öğretmenlerimiz çok yorulmuş durumdalar. Eğitim yöneticilerimiz de yorulmuş durumdalar. Onun için dört gözle ara tatilin gelmesini bekliyoruz. Evet. Ara tatilde de özellikle ailelerin ve öğrencilerin tatilde çok da böyle rahat hareket etmeme sorumluluğu olduğunu hatırlatmayı şimdiden istiyorum ben. Çünkü tatilde eğer COVID'e yakalanmamayla ilgili önlemlerden taviz verecek olursa öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz açıkçası ikinci döneme de biraz sancılı ve koşuşturmayla girebiliriz. Evet, şu anda biz yönetiyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu son karar sonrasında, yani karantina sürelerinin kısaltılması, işte evet, 10 günden 7 güne, 5 güne inmesi açıkçası okullarımızda da birazcık daha rahatlamayı getirdi. İyi ki de geldi, çünkü sınavların falan da bitmesi gerekiyor biliyorsunuz, karne verebilmek için. Bu anlamda bence doğru adımlar atılıyor, ama eğri oturalım, doğru konuşalım, okullarımızda vakalar var ama yönetiyoruz. Bunu yönetiyoruz. Peki sayın, pardon böldüm mü? Buyurun Sayın Kılanç, bir şey daha ekleyecektiniz. Kayıplarla ilgili de okullarımız ve öğretmenlerimiz ciddi şekilde eğildikleri takdirde bu kayıpların telafisi de mümkündür. Bu anlamda ben açıkçası velilerimizin okullara ve öğretmenlere güvenmesini rica ediyorum. Peki, çok teşekkürler. Şimdi çok az bir süremiz kaldı. Sayın Taşer, bir şey daha sormak istiyorum. Bu salgın döneminden bahsettik. Onunla ilişkili olarak özel okullarda maddi sorunlar yaşadı, sıkıntılar yaşadı. Hatta bazıları kapandı. Bu dönem özel okullardaki, kontenjanlardaki doluluk oranı ne? Ve böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olan okullar var mı? Çok kısa bundan da bahsedebilirseniz. Buyurun. Tabii ki. Pandemi döneminden en çok anaokulları etkilendi ve özellikle de bağımsız anaokulları. Yani okulların bünyesindeki ana sınıfları değil de müstakil olarak açılmış olan anaokulları etkilendi. Çünkü uzaktan eğitimi onlar dijital ortamla pek gerçekleştiremediler. O çocukların farklı bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Dolayısıyla en çok kapanan ve sıkıntı yaşayan müstakil anaokullarıdır. Onları da korumamız lazım. Çünkü okul öncesi eğitim çok önemli. Belki de lise kadar, ortaokul kadar en az önemli. O nedenle onlara destek vermek lazım. Bu sene yavaş yavaş toparlanıyorlar. Yeniden açmak isteyenler var o özel anaokullarından. Diğer okullarımızdan da tabii ekonomik yapısı güçlü olmayan bazı okullar zarar gördü ve kapanan okullar da oldu. Şu anda özel okullarda aslında doluluk oranı yarı yarıya, hatta yarının altında, %45 diyebilirim kontenjanlarında. Bu oranın artması da hem ülkemiz için hem de özel öğretim sektörümüz için son derece önemli. İllere göre farklılıklar arz edebiliyor. Biliyorsunuz özel okulların en yaygın olduğu il İstanbul'dur. Okulların %40'ı özeldir. Dolayısıyla İstanbul başta olmak üzere zarar gören ana okullarına destek olmak lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için ve eğitim yöneticisi Burak Kılanç, çok teşekkürler efendim size de katkılarınız.